Arkadaşlar selam. Şimdi bu videomda Avustralya'ya ilk geldiğinizde neler yapmanız lazım? Nasıl iş bulabilirsiniz? Nerelere başvurabilirsiniz? Hangi zorluklarla karşılaşma ihtimaliniz var? Onlardan bahsedeceğim. Kendi tecrübelerimden yararlanarak size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Havaalanında indiğiniz andan itibaren anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Havaalanında indiniz. Ne yapmanız lazım? Konaklayacağınız yere ya da şehir merkezine gitmeniz lazım. Ben ilk indiğim anda şehir merkezine gittim. Hostelim şehir merkezindeydi. İki seçenek biliyorum ben. Ya Skybus kullanabilirsiniz. Ekspres otobüs gibi havaalanından direkt şehir merkezine geliyor. Ücreti 20 dolar gibi bir şeydi. Nakit geçmiyor, kredi kartı sadece. Kredi kartını burada kullanabilmeniz için Türkiye'de mutlaka yurt dışı alışverişlerini açtırın. Mutlaka diyorum. Burada o işler biraz zor oluyor. Geldiniz burada biletinizi alıyorsunuz. Skybus çok sık kalkıyor. Tam saatlerini bilmiyorum ama çok sık kalktığını biliyorum. Skybus'a binip 20-25 dakika içerisinde şehir merkezine kadar getiriyor sizi. Ya da arkadaşlar çok valizim var işte gideceğim adresi tam kestiremem ben şehir merkezinde inersem falan diyorsanız direkt Uber kullanabilirsiniz. Ben Uber kullanmıştım. Şehir merkezine kadar, havaalanından şehir merkezine kadar 60-65 dolar gibi bir şey tutmuştu. Tabii Uber'ın farklı tarifeleri var. Yoğunluk olunca daha pahalı oluyor. İşte yoğunluk yoksa eğer biraz daha sakinse daha ucuz oluyor. Ama ortalama fiyat 60-65 dolar civarı dediğim gibi. Arkadaşınız varsa yanınızda paylaşabilirsiniz. Havaalanında birileriyle tanıştıysanız onunla beraber gelebilirsiniz. Yine fiyatı paylaşırsanız daha ucuza denk gelir. Yine Uber'da da kart geçiyor sadece. Nakit veremiyorsunuz. Kartınızı tanımlamanız gerekiyor. Uber'ı tabii ki önce telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Bu şekilde iki farklı ulaşımı kullanabilirsiniz. Şehir merkezine veya konaklayacağınız yere geldiğinizde yapmanız lazım. Kendinize bir tane hat almanız lazım. Ailenize, arkadaşlarınıza iletişim kurabilmek için. Şimdi ne zaman yetiştiğinizin önemi yok. Gece de, sabah da, akşam da yetişmiş olsanız 7-Eleven diye bir market gibi bir şey var burada. 24 saat açık ve her yerde var. Oraya gidip kendinize istediğiniz bir hattı alabilirsiniz. Ben açıkçası çok araştırmadım alırken. Vodafone aldım burada. Vodafone var, Telstra var, birkaç tane daha marka var. Çok araştırmadım. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı oluyor arkadaşlar. Böyle şehir merkezinden çok uzak yerlerde, böyle kuytu yerlerde yaşamayacaksanız hepsi zaten çekiyor şehir merkezinde. Markete girersin, hepsinin fiyatı tarifesi üstünde yazıyor. Hangisi sana uygunsa bir tane seçip alabilirsin. Çok da dediğim gibi 3 dolar 5 dolar fark ediyor o kadar yani. Benim aldığım hattan biraz bahsedeyim. Vodafone ilk aldığınızda 30 dolar ödüyorsunuz. 30 dolar hem kart için hem de 1 aylık internet ve arama mesaj kullanımı için ödüyorsunuz 30 doları. Ne var 30 doların içinde? İşte 30 GB internet var, sınırsız konuşma, sınırsız SMS tarzı bir şey vardı. Bundan sonraki aylarda 15 GB internet, sınırsız konuşma, sınırsız SMS veriyor size. Gayet yeterli ilk başta. Dediğim gibi ben bunu aldım. Siz tarifelere bakarsınız. 7-Eleven'a girdiğinizde bir sürü kart görüyorsunuz zaten. İstediğinizi seçebilirsiniz. Kendinize numara aldıktan sonra ise arkadaşlar, tabii ki eğer hostelde, otelde, Airbnb'de falan kalıyorsanız hemen ne yapmanız lazım? Kalacak bir yer bakmaya başlamanız lazım. Bunu bir videoda daha detaylı anlatmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Eski videolardan bulabilirsiniz. Burada ondan çok bahsetmeyeceğim ama kalacak yer ayarlayacaksınız. Kalacak yeriniz varsa eğer, kalıcı bir adresiniz varsa, bir arkadaşınızın adresi varsa, yani kalıcı bir adres varsa elinizde hemen TFN'e başvurmanız gerekiyor. Ya zorunlu değil ama bence buraya ilk gelindiğinde yapılması gereken bir şey. Çünkü bir iş bulduğunuzda sizden TFN numarası istiyorlar. Sizin buradaki vergi numaranız gibi bir şey. Eğer kalıcı adresiniz varsa dediğim gibi hemen bir TFN'e başvurun. Çünkü gelmesi 28 güne kadar sürebiliyor. O yüzden başvurun ki iş bulduğunuzda elinizde TFN hazır olsun. Direkt TFN'i verip işe başlayabilin. Çok önemli bir şey bence. TFN'e nasıl başvurulduğunu, hangi siteden başvurulduğunu yine açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan arkadaşlar geldiğinizde, numara aldığınızda mutlaka direkt TFN'e başvurun. Kendinize kalacak yer ayarladıktan ve TFN'e başvurduktan sonra artık yavaş yavaş iş bakmaya başlayabilirsiniz. Okuduğunuz bölümle ilgili iş bulmak biraz zor olabilir başta. İngilizcenizin çok iyi olması lazım.
Biraz da tecrübenizin olması lazım burada iş bulabilmeniz için. Ama casual işler peşindeyseniz eğer ilk geldiğinize kendinize bir tane tek sayfalık CV hazırlamanız lazım. Adınız, soyadınız, numaranız, adresiniz ve daha önce yaptığınız casual işlerden. İşte şurada garsonluk yaptım, şurada inşaatta çalıştım, şurada barmen olarak çalıştım tarzında böyle küçük bir CV hazırlayın. Onu çıktı olarak alın. Yolda gezerken gördüğünüz her restorana, her bara, her kafeye verebilirsiniz. Onun dışında bir tane site var. Burada en yaygın kullanılan iş bulma sitesi seek.com. Onu da açıklamaya ekleyeceğim. Orada kendinize hesap açabilirsiniz. CV'nizi oraya yükleyip orada işte istediğiniz işi arayıp başvurabilirsiniz. Bir sürü ilan var orada. Oradan da başvurabilirsiniz. Onun dışında Facebook'ta gruplar var. İşte Melbourne Student Work, Melbourne Student Job, Melbourne Backpackers Jobs tarzı. Böyle bir sürü Facebook grubu var. Onları da şu an hepsi aklımda değil. Kendim üye olduklarımı derleyip toplayıp yine açıklama kısmına yazacağım. Siz de oradayken bile, Türkiye'deyken bile bu Facebook gruplarına girebilirsiniz. Sitelere üye olabilirsiniz. Geldiğinizde hazır olur elinizde. Hatta kendinize CV hazırlayabilirsiniz Türkiye'deyken. Buraya geldiğinizde bunlarla zaman kaybetmezseniz ne yapacağınızı biliyor olursunuz. Bu aslında gerçekten büyük bir avantaj sağlar size. Onun dışında burada bazı işleri yapabilmeniz için sertifikanızın olması gerekiyor. Mesela White Card diye bir şey var. Buradaki inşaat işlerinde çalışabilmeniz için yol inşaatı olur, bina inşaatı olur. Herhangi bir inşaat işinde çalışabilmeniz için White Card'ınızın mutlaka olması gerekiyor. Burada küçük eğitim kurumları var. Bir günlük, 2 günlük eğitimler sonucu size bu sertifikaları veriyorlar. White Card 150 dolar gibi bir şeydi. Ben daha hiç kullanmadım ama elimde dursun, lazım olur diye almıştım. Edway Education diye bir yerden aldım. Onun da linkini eklerim açıklamaya. Onun dışında mesela bir kafede barista olarak kahve yapacaksanız yine sertifikanızın olması gerekiyor. O da 100 dolar gibi bir şeydi. Burada dediğim gibi eğitim kurumlarına gidiyorsunuz. 6 saat, 4 saat sana kahve yapmayı öğretiyor işte. İnşaatta çalışırken nelere dikkat etmen lazım? İşte alkol satılan yerlerde çalışabilmen için RSA diye bir sertifika olması gerekiyor. Yine yani hepsi birbirine benziyor. Böyle küçük eğitim kurumları başvuruyorsun, gidiyorsun, 4-5 saat eğitim parasını veriyorsun, sana sertifikayı veriyor. Sonra iş ararken benim şu sertifikam var, bu sertifikam var deyip başvuruyorsun. Buraya ilk geldiğinizde dikkat etmeniz ve yapmanız gereken şeyler bunlar. Yani şu an için aklıma bunlar geldi. Yine sizin sorunuz olursa veya aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya yardım etmeye çalışıyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.